Nasıl aşık olduğumuz ve birisinden nasıl etkilendiğimiz sıklıkla kafamızı meşgul eden ve cevabını bilmek istediğimiz sorulardandır. Bu videomuzda aşk hakkında bilmemiz gereken 10 psikolojik bulguyu sizlerle paylaştık. Psikolojik araştırmalarla kanıtlanmış bu bulgular hem aşka bakış açınızı hem de aşk hayatınızı değiştirecek. 1. Tek eşli ilişkiler hayvanlar diyarında da var. Her ne kadar kendimizi dünyadaki tek eşli canlılardan zannetsek de kurtlar, kuğular, siyah akbabalar ve hatta beyaz karıncalar arasında bir tek eşli çiftler bulunmakta. 2. Bir kişiyi beğenip beğenmediğimize sadece 4 dakika içinde karar veriyoruz. Eğer birisini etkilemek istiyorsanız sadece 4 dakikanız var. Psikolojik araştırmalar gösteriyor ki ne söylediğinizden ziyade sesinizin tonu, duruşunuz ve vücut diliniz bıraktığınız ilk izlenim de önemli. 3. Birbirini seven iki kişi birbirlerinin gözlerinin içine baktığında kalp atışları senkronize oluyor. Bir psikolojik araştırma gösteriyor ki birbirlerine aşık olduğunu belirten çiftler birbirlerinin gözlerine en az 3 dakika bakınca kalp atışları senkronize oluyor. 4. Aşık olmanın bünye üzerinde kokain kullanmaya benzer etkileri var. Araştırmalar gösteriyor ki birisi aşık olunca beyinde 12 bölgede aşırı mutluluk salgılayan kimyasallar harekete geçiyor. Bu da bir doz kokain almaya benziyor. 5. Sevdiğimiz biriyle kucaklaşmak vücudumuzda doğal ağrı kesiciler salgılamamıza neden oluyor. Oksitosin, bir diğer adıyla aşk hormonu, biriyle kucaklaştığımızda veya birine sarıldığımızda yoğun bir biçimde salgılanıyor. Oksitosin, beyinde ve erkeklerin ve kadınların cinsel organlarında salgılanıyor. Birçok araştırmacı, oksitosinin sevdiğimiz kişiye bağlanma sürecini pekiştirdiğini de öne sürüyor. Araştırmalar, bir doz oksitosinin baş ağrısını önemli derecede azalttığını, hatta 4 saat içinde tamamıyla yok ettiğini gösteriyor. Hatta araştırmacılar ağrılarımız için ilaçlara ve haplara koşmadan önce sevdiğimiz birine sarılmamızı öneriyor. 6. Sevdiğimiz kişinin sadece fotoğrafına bakmak bile ağrılarımızı yatıştırabiliyor. Araştırmalar sevdiği kişilerle birlikte yaşayan insanların hastalıklardan daha hızlı biçimde kurtulduğunu zaten gösteriyordu. Hastanelerde yapılan en son araştırmalar, sevdiği insanlar yanında olmasa bile onların fotoğraflarına bakan hastaların ağrılı süreçler sırasında daha çabuk yatışabildiklerini gösteriyor. Yedi. Çekicilikte birbirine yakın çiftler birlikte olmaya daha yatkın. Psikoloji ve sosyal alanlardaki araştırmalar gösteriyor ki İnsanların romantik ilişkilerinde seçtiği kişilerde genelde belli bir patern var. Araştırmacılar bu paternin sadece görsel değil, aynı zamanda sosyal bir çekiciliğe bağlı olduğunu söylüyorlar. Yani kişiler genelde sadece kendi tipleriyle değil, kendi sosyal becerileriyle uyumlu eşleri tercih ediyorlar. 8. Kişilikleri birbirine çok benzeyen çiftler çok uzun süre birlikte olamıyorlar. Zıtlar birbirini çeker. Aşk üzerine yapılan psikolojik araştırmalar da gösteriyor ki birbirine çok benzer karaktere sahip kişiler çok uzun süre birlikte olamıyorlar. Kişiler arasında benzerlikler olmalı. Ancak ilişkileri sürecinde yapıcı bir şekilde birbirlerinden bir şeyle öğrenecek kadar farklı da olmalılar. 9. Kalp kırıklığı sadece bir deyim değil. Araştırmalar gösteriyor ki ayrılık, boşanma ve sevilen birinin kaybedilmesi gibi yoğun ve travmatize edici olaylar kişinin kalbinin çevresinde yoğun ağrılara yol açabiliyor. Bu yoğun ağrılar kalp kaslarının zayıflamasına da sebep olabiliyor. Bilimde buna kalp kırıklığı sendromu deniyor. Hızlı kalp atışı ve nefes alamama gibi semptomlarla gözlemlenen bu durumdan kadınlar daha çok etkileniyor. Sıklıkla kalp krizi ile karıştırılabiliyor. 10. Romantik aşk sonunda bitiyor. Ama kendine adamış aşk ile devam ediyor. İlişkilerinin başında olan çiftleri bir sene sonra gördüğünüzde oldukça şaşırabilirsiniz. Başta birbirleriyle kuğu gibi olan çiftleri yanınızda tartışırken
birbirine alttan alttan laf geçirirken görmek ne oldu bunların harika aşkına diye isyan ettirebilir. Araştırmalar gösteriyor ki romantik aşkın belirtileri olan terli el, kalp çarpıntısı, aşırı mutluluk hali, karnınızda uçuşan kelebekler ve diğer kişiye aşırı ihtiyaç duyma gibi belirtiler bir sene sonra bitiyor. Geriye ne kalıyor peki? Eğer çiftler romantik aşkın geçişini yumuşak bir biçimde yapabilirlerse kendilerini adamış aşka geçiyorlar. Bu aşkı yaşayan çiftlerin vücutlarında nörotrofin adlı bir protein artıyor. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.